Arkadaşlar selam, Gezgin Vlog kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bağ evindeyiz. Gördüğünüz gibi çömgenin kenarında bugün yine bir yemek yapacağız. Bugün farklı, yine ilk defa yapacağım bir yemeği deneyeceğim. Ve sizlere sunacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bazı arkadaşlar yazmış, yürüyüş vlogu çekiyordunuz, yemek ne alaka falan diye. Gözüktüğü gibi zaten yemek ne alaka belli oluyor. Dediğim gibi yasaklardan dolayı çıkamıyoruz. Fazla gezemiyoruz da. Zaten bilen beni biliyor. Ben zaten yemek düşkünüyüm. Evde zaten yapıyordum da. Hanımdan biraz azar yiyoruz ama ortalığı dağıtıyoruz diye. Biz de kendimizi böyle şömine kenarlarına atıyoruz. Hem de bir video çekiyoruz. İnşallah siz de seversiniz. Dediğim gibi yasaklardan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Biz de bu şekilde videolar çekiyoruz. Hani sadece video için özel değil. Zaten bunlar benim denediğim ve yaptığım şeyler kendi özel hayatımda da. Bir nevi hobi diyebiliriz. Umarım siz de seversiniz. Dediğim gibi yasaklar kalktıktan sonra Gezgin Vlog yine gezmeye devam edecek. İnşallah bu videoları da beğeniyorsunuzdur. Yemek tarifi vermek değil amacımız. Farklı şeyler deniyorum. Bugün yine çok ilginç bir şey deneyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Bu arada bana destek olan arkadaşlar kanalımı videoları girdikten sonra baştan sonuna kadar izlemelerini istiyorum. Lütfen bu şekilde destek olabilirsiniz bana. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Lütfen videoları sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Bugünkü o meşhur yemeğimiz bal kabağında güveç. Bakalım bal kabağının kapağını güzel açabilecek miyiz? Önemli olan bu. Dediğim gibi biraz zahmetli. Ben yemek tarifi vermiyorum. Zaten haddime de değil, aşçı değilim ama böyle farklı şeyler denemeyi seviyorum. Sizin de denemek istediğiniz şey varsa ya da bana yazabilirsiniz. Ben deneyebilirim. Bu hafta aslında testi kebabı deneyecektim de çarşıda testi bulamadım. Güzel böyle testi bulamadım. Onu haftaya yapacağım. Şimdi kabak güveç yapıyoruz. Bakalım nasıl olacak. İçine oyma işlemi devam ediyor. Bayağı zahmetli, kas yaptırır bu adamı. Ya bu sokak lezzetleriyle ilgili bir video çekeceğim de. Hatta isteyen arkadaşlar da var. Ama bu yasaklardan dolayı çıkamıyorum ki bir yere. Ondan dolayı bu tarz videolar çekiyorum. Kendimi doğaya atıyorum. Evde yapamıyorum. Hanım kızıyor. Mutfağa dağıtıyorum diye. Dediğim
dediğim gibi amacımız yemek tarifi vermek değil, farklı şeyler denemek. Bir nevi hobi diyebiliriz. İnşallah siz de beğeniyorsunuzdur. Videoları takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bugün kabakta güveç yapacağız. Mantarlı, patatesli. Kuzu etimiz var. Kuzu eti aldım. Bakalım nasıl olacak. Şu an kabağı oyuyorum. Ne kadar çok oyarsam, ne kadar ince olursa o kadar iyi. Kalın bırakırsak bir de etler pişmez. Vallahi ben de ilk defa yapıyorum hayatımda. Bakın nasıl olacak. Geçen hafta kokoreç yaptık şöminede. Çok güzel oldu ama. Oh süper oldu. Şöyle içini göstereyim mi? Şu şekilde. Aslında bunun içinde güzel bir çorba da yapılırdı ya. Arkadaşlar şöyle bir kuzu etimiz var. Bunu önceden kavurdum. Fazla değil ama bir 10-15 dakika soğanla kavurdum. Bunu atacağım içine. Şöyle. Arpacık soğanı var. Arpacık soğanını atacağım. Ve şöyle bir 10-12 tane diş sarımsak atacağım. Şöyle mantarımız var. Mantar sıcağı gördükten sonra küçücük kalıyor zaten. O yüzden biraz iri doğradım. Onu atacağım içine. Şu şekilde. Ve patates. Aman. Patatesi de attık. Sonra salça suyu şöyle dökelim. Ve biraz yağ koyalım. Şöyle birazcık yağ koydum. Ve baharatları koyalım. Baharatları almamışım yanıma. Onları getireyim. Şöyle tuzumuz var. Tuz atalım. Patates olduğu için biraz bol atayım. Tuzsuz olmasın. Kaşığımız nerede? Şöyle kırmızı toz biber. Kırmızı toz biber atıyorum. Karabiber atıyorum az. Şu şekilde. Fazla atmayayım. Acı olmasın. Salçada biraz acıydı zaten. Ve çok az kimyon atacağım. Şöyle. Yağımızı da döktük. Şöyle biraz elimle karıştırayım. Oh, mükemmel gözüküyor. Şöyle birazcık karıştıralım. Şöyle içini de göstereyim. Bilmiyorum gözükecek mi kamerada ama. Şöyle içini göstereyim. Şu şekilde. Ve birazcık çok az sıcak su atıp koyacağım. Şöyle dağılmasın diye. Belki piştikten sonra dağılabilir. Şöyle bir tepsiye yerleştireceğim. Şöyle
böyle bir tepsiye yerleştireceğim. Belki alırken de kolaylık olur benim için. Öyle yapacağım. Şöyle bir düzelteyim. Şöyle altına dağıtalım içine. Közlerden güzel pişsin. Bu şekilde. Arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi ateş kabağı sardı. Hatta şöyle yanlardan da pişmeye başladı. Bir 20 dakikadır falan bu şekilde devam ediyor. Bir 20 dakikamız kaldı. 40 dakikaya olur diye tahmin ediyorum. Bakalım devamını göreceğiz. Evet arkadaşlar, yarım saat oldu. Yine ateşi odunla besledim, çırayla. Yarım saat oldu. Bir 10 dakika sonra kapağı açıp bakacağım. Duruma göre karar vereceğim. Devam edip etmeyeceğimize. Bir 40-45 dakika yeter gibi düşünüyorum ama bakacağız. Şu an yarım saat oldu. Görüyorsunuz kabağı. Kabak dışı pişmiş durumda. İçini ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar 40 dakika oldu. Bakalım, şöyle bakıyoruz ama biraz daha pişmesi gerekiyor. Herhalde bir 10-15 dakikası daha var. Şöyle kapağını folyo ile kapattım. Biraz daha içerisi kendi sıcaklığıyla pişsin diye. Şu an yaklaşık tam 40 dakika oldu. Dediğim gibi az önce de içine baktık. Pişmiş ama biraz patatesler biraz diri. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. Şimdi yine birazcık daha odunla besledim. Çırayla besledim. Bakalım, bekleyelim. Şimdi çıkarmaya başlayacağım. Bakalım nasıl olmuş. Haydi bismillah diyelim. Şöyle yavaşça alalım. Evet, güvecimiz hazır. Şimdi tadına bakma zamanı. Of, yumuşacık olmuş. Şöyle açalım. Mis gibi koktu. Mis gibi. Şöyle gözüküyor mu? Of, çok güzel olmuş. Mis gibi koktu valla. Şöyle tadına bakalım. Biraz patatesler diri kalmış ama etin tadı mükemmel. Soğanlar da pişmiş. Soğanlar yumuşak. Soğanla mantar. Lokum gibi olmuş.
Etin tadı mükemmel. Bugün bal kabağında güveç yaptık. Gerçekten mükemmel oldu. Dediğim gibi ben aşçı değilim ama böyle hobilerim var. Yasaklardan dolayı da dışarı çıkıp gezemiyoruz. Biz de şöminede odun ateşinde böyle farklı lezzetler de deniyoruz. Geçen hafta kokoreç yapmıştık. Bu hafta da bal kabağında güveç yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese sonsuz teşekkürler. Dediğim gibi videolarımı ileri sarmadan sonuna kadar izlerseniz gerçekten memnun olurum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum şimdiden. Hoşça kalın.